gittikçe ben de ona heveslendim. Herkes yarın var dedikçe ben de ona heveslendim.
Sayın Ahmet Şahin aramızda. Büyük Birlik Partisi Osmaniye İl Başkanımız Sayın Mehmet Tamer Taşlayan aramızda. Alperen Ocakları Osmaniye İl Başkanımız Sayın Kürşat Nacar aramızda. Muhsin Başkan'ın yol arkadaşı Ceyhan, Büyük Birlik Partisi Ceyhan İlçe Başkanımız Rıfat Örek aramızda. Büyük Birlik Partisi'nin Yumurtalık Efsanevi İlçe Başkanı Sayın Hacı Atmacı aramızda. Sayın Meyli, Büyük Birlik Partisi Sayın Meyli İlçe Başkanımız Sayın Mithat Örken aramızda. Büyük Birlik Partisi Sarıçam Belediye Başkan adayımız Sayın Doktor Uğur Aşık aramızda. Büyük Birlik Partisi Sarıçam İlçe Başkanımız Muhittin Barak aramızda. Büyük Birlik Partisi Sayın Belediye Başkan adayımız İrfan Tekdemir aramızda. Büyük Birlik Partisi Kadirli Belediye Başkan adayımız Sayın Selçuk Savran aramızda. Büyük Birlik Partisi Kadirli İlçe Başkanımız Sayın İbrahim Burhan aramızda. Büyük Birlik Partisi Çukurova İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Polat aramızda. Allah'ın izniyle Kozan'da kazanacak. 2-2 daha 4. Bunu başaracak. Bundan yana şüphemiz olmasın Allah'ın izniyle. Lakin şurada kalmış 20-21 gün günümüz. Uyumayın. Kapı kapı gezin. Gidin Gürdal Topal'a oy isteyin. Gürdal Topal'ı anlatın. Namuslu adamdır. Şerefli adamdır. Haysiyetli adamdır. Muhsin Görüşlü adamdır. Kozan'a hizmet istiyor musunuz? Kozan'ın hak ettiği değerin gelmesini istiyor musunuz? Gürdal Topal istiyor musunuz? O zaman çalışacaksınız. Hiç kimseyi almayalım lütfen.
Nisan sabahında Kozan Belediye Başkanı olarak göreceğiz inşallah. Üstesinden geleceğiz değil mi? Rabbim zaferimizi, seferimizi şimdiden mübarek eylesin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Konserimize ara veriyoruz. Sonra kıymetli sanatçımıza devam edeceğiz inşallah. İnşallah tekrar görüşeceğiz. Allah'a emanet. Kürsüye alalım. Değerli gençlerimiz, Büyük Birlik Hareketi'nin şehit lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 1993 yılında kadrosuyla ortaya koymuş olduğu milli mutabakat çağrısına cesaretle, mukavemetle, edeple, ahlakla omuz veren dava arkadaşlarım, seçim ofisi açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız, ilçe başkanımızın konuşmaları, İl başkanımızın konuşmaları, genel başkan yardımcımızın konuşmaları, belediye başkan adayımız Gürdal Topal'ın konuşmaları, belediye meclis üyelerimizin takdimi, konser ve kapanış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ve şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın aziz ruhu anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı için tüm misafirlerimizi ayağa davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Dikkat!
Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kozan şehitler diyarı, Yörükler, Avşarlar, Farsaklar yurdudur. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asla şöyle demiştir Kozan'ımız için. Tarih demiş, Türk vatansız olmaz. Bizlerse dedik, vatan Kozan'sız olmaz. Dağdan dağa aksetti ezanlar yeniden. Onlar da diyor, Kozan ezansız olmaz. Liderini şehit vermiş bir hareketiz. Bugün burada toplanan siz değerli misafirler dahil, kendi burada olmayan ama gönlü burada, alın teri burada, gözyaşı burada, umudu burada. Nice gönüldaşlara selam olsun. Büyük Birlik Partisi Kozan İlçe Başkanımız, Mali Müşavir Sayın Turan Coşkun'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim başkanım. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanım, saygıdeğer ilçe başkanlarım ve belediye başkan adaylarım, basınımızın güzide temsilcileri, değerli dava ve yol arkadaşlarım, bizlere anne, baba, kardeş, ağabey olan siz Kozanlı hemşerilerim, hepiniz açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendimiz buyuruyor ki, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Biz de bu düstur ile ilahi kelimetullah için nizam-ı alem davasının savunucusu, şehit liderim Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Büyük Birlik Partisi'nde birlikte olalım, beraber olalım düşüncesiyle kutlu bir davada ya bismillah diyerek amacı hayır, niyeti hayır olan bir yola çıktık. Ve bu yola çıkarken bütün ümidim gençliktedir diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ümidi olmak için gençliğini, memleketin gençliğinin geleceğini adamış genç, dinamik, liyakat sahibi, coşkusu ve enerjisiyle Kozan hizmetkarı olacak bir ekip ile karşınızdayız. Devler gibi eserler üretmek için karıncalar gibi çalışmak lazım diyen bir anlayışı benimseyen, Kozan'ı daha kaliteli, daha yaşanılabilir bir hale getirinceye kadar durmayacağız, yorulmayacağız, uzanmayacağız. Karıncalar gibi çalışacak, devler gibi eserler üreteceğiz inşallah. Ben toprağı saksıda, köylüyü sinemada, çileyi edebiyat kitaplarında okumadım. İçinde yaşadım, içinden geldim diyen Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu gibi Muhsini tavırla ve alperen ruhuyla başaracağız, başaracağız, birlikte başaracağız Allah'ın izniyle. Biz inandığımızı yaptık, inandığımız devam edeceğiz. Bizim derdimiz var, geleceğimiz, evlatlarımıza güzel bir Kozan bırakmak için zorlu yolu seçen, millet iradesini tercih eden, kompleksi olmayan, mangal gibi yüreğiyle hasılı kelam, Kozan sevdalısı, Kozan'ın yiğit evladı Gürdal Topal Başkanımızı Kozan Belediye Başkanı yaparak memleketimize hizmet etmek istiyoruz.
Aşığım karardı, kalemim sustu, elimden kırıldı, yine ölmedi. Zalime Alp, mazluma Eren, bir peygamber ülküsüdür Alperen. Ülküsünden dönmeyen, bu yolda şehit edilen, liderim, önderim, Muhsin Başkan'ın izinden ayrılmadan, emaneti Alperen Ocakları'nın bir neferi olarak, sizlerin evladı, kardeşi, ben Büyük Birlik Partisi, Kocan İlçe Başkanı, Mali Müşavir Tunahan Coşkun, Kozan'ımıza hizmet etme yolunda çalışacağıma söz veriyorum. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim, yol arkadaşlarım, yiğit Alperenler, Kozan'ı birlikte inşa etmeye var mısınız? Birlikte çalışmaya, birlikte kazanmaya var mısınız? Rabbim bu coşkumuzu, bu birlikteliğimizi daim etsin. Bugün nasıl seçim ofisimizi birlikte açtıysak, hizmetin makamı yapacağımız belediyeyi de 1 Nisan'da birlikte açmayı nasip etsin inşallah. Sözlerime şehit liderim Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözüyle son vermek istiyorum. Seçimler kavga aracı olmasın. Sel gider, kumu kalır. Elbet bu seçimde gidecek. Ama sizler akraba ve komşu olarak kalacaksınız. Daha yaşanılabilir bir Kozan için daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle Gürdal Topal Başkanımı sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Birlikte başaracağız. Hep beraber başaracağız. 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 Allah'a ısmarladı. Ben bu yollarda meçhule sürdüm. Yine ölmedim. Ne kanlar kaybettim. Şu meydanlarda var ol yiğit insan. Biz bir bölgenin, bir mizaç ve meşrebin partisi değiliz. Biz Hilal'in Gül Çocukları Türk Milleti'nin partisiyiz. Büyük Birlik Partisi Adan İl Başkanı Sayın Ahmet Şahin'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Var olun Kozan. Sizinle gurur duyuyoruz. Var olun. Biz Büyük Birlik Partisi olan 15 tane ilçem var. 15 ilçede de kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz. Onlarla hepsiyle belediye başkanlarımla, ilçe başkanlarımla, meclis üyelerimle, sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçim yolunuzun açılışınıza hoş geldiniz diyorum. Gürdal Topal Allah'ın izniyle bir Mayıs'ta belediye başkanı diyorum. Var olun, sağ olun, Allah'a emanet olun diyorum. Işığım karardı, kalemim sustu, elimden kırıldı. Saygıdeğerli başkanıma Cani Gönder teşekkür ediyorum. Bu vatan yarı güzel olanın uykusu girmez gözüne cümleleriyle sevilesi bir vatandır. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcımız, Şehit Lider Muhsin Başkanımızın yol ve dava arkadaşı Sayın Uğur Bulut'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim başkanım. Bayrağı eline aldığın yerden yürü 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 yürü. Eline aldığın yerden. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Geceniz hayır olsun, gününüz hayır olsun. Değerli kuzanlar, Adana'nın incisi, Narenciye'nin başkenti, Yeşil Kozan'ımızda siz vefakar, cefakar hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte olmaktan son derece onurluyum. Allah sizlerden razı olsun.
31 Mart tarihinde partimizin burçlara bayrağını çekecek olan seçimlerde Gürdal Topal adına karar vereceğinizden eminiz. Yapılacak olan seçimlerin Kozan'ımıza, Adana'mıza, Çukurova'mıza, Türkiye'mize ve Türk İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, bir ses yükseldi veda hutbesinden. Kadınlar sizlere Allah'ın emanetidir diye. Evet, sizlere öyle bir yurt aldım ki bu yurt ebediyen sizin olacaktır diyen Sultan Alparslan Han'ı doğuran, yetiştiren kadınlarımız, analarımız. İstanbul'u fetheden asker ne büyük asker. İstanbul'u fetheden komutan ne büyük komutan. Övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ı doğuran analarımız. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Vatan müdafasıyla, Kuvayi Milliye ile birlikte, Anadolu insanıyla birlikte bu toprakları bize vatan yapan Mustafa Kemal'leri doğuran ve yetiştiren analarımız. Ordu bizim göz bebeğimizdir. Ancak namlusunu millete döndermiş tanka selam durmam diyen şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu doğuran analarımız. Atsızları, Selçuk Duracıkları, Halil Esendağları, Türkeşleri doğuran analarımız. Mustafa Pehlivanoğlu'larını doğuran analarımız. Allah hepinizden razı olsun. Dünya 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Türk aile yapısını gelecek kuşaklara yetiştirecek ve ulaştıracak sizlersiniz. Programımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, değerli Kozanlılar, birazdan arkadaşlarımız bir başka vilayette programda olan partimizin muhterem genel başkanı Mustafa Destici Bey'i sizlere telefonla hitap etmek üzere bağlayacaklar. O manada ben de konuşmama devam edeyim sayın genel başkanımız bağlanana kadar. Ben toyunuz hayırlı olsun diyorum. Zaferiniz hayırlı olsun diyorum. Allah'ın izniyle bu zaferi hep birlikte kapı kapı dolaşarak 31 Mart'ta sonuca ulaştıracağız Allah'ın izniyle. Buna inancım tam. Dün akşamdan bu yana Kozan'dayım. Kozan'ın sokaklarını gezdim. Berberiyle gittim. Çay ısmarladı, çay içtim. Petrol istasyonuna gittim. Hacı amcaya merhaba dedim. Herkes elhamdülillah Gürdal Topal diyor. Allah hepinizden razı olsun. Bunu hep birlikte başardık. Son 21 gün var. Hazır mı sayın genel başkanım? Sayın genel başkanımız hazır. Partimizin çok muhterem genel başkanı Muhsin başkanımızın yol ve dava arkadaşları genel başkanımıza telefonla zaten ellerinize hitap etmek üzere bırakıyorum. Buyurun sayın genel başkanım. Buyurun efendim. Kıymetli Kozanlı kardeşlerim, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamünaleyküm. Öncelikle bugün aranızda olamadım. Hem bir trafik kazası geçirmiştik biliyorsunuz. Allah'a hamdolsun büyük bir kazayı hafif diyebileceğimiz sıyrıklarla, çatlaklarla, yara bereyle atlattık. Dün de ayağa kalktık. Cuma namazından sonra Sivas'a geldik. Bugün orada bir kadın toplantımız vardı. Binlerce kadın kardeşimiz vardı. Oradan da şimdi Urfa'ya gidiyorum. Yoldayım. Onun için toplantınıza gelemedim ama en kısa zamanda
İnşallah Adana'ya, Kozan'a geleceğim, sizlerle birlikte olacağım. Gürdal Topal kardeşimize her türlü desteği vereceğiz inşallah. Gürdal kardeşimiz hem kişiliğiyle, hem insanlığıyla, hem inancıyla, hem devlete, ülkeye, vatana, millete bağlılığıyla gerçekten çok güzel, müstesna bir kardeşimiz. Onu seviyoruz ve inşallah onu hep birlikte Kozan'a belediye başkanı yapacağız. Tabii aynı zamanda Gürdal kardeşimiz Kozan'a hizmet etmek için de çok hazırlık yaptı ve adeta yanıp tutuşuyor. Geçtiğimiz seçimlerde de çok ciddi, yüksek bir oy aldı. Şimdi inşallah bu seçimlerde o oyun üstüne daha fazla koyarak inşallah siz Kozanlı kardeşlerimizin, seçmenlerimizin, arkadaşlarımızın desteğiyle de Kozan Belediyesi'ni Büyük Birlik Partimiz kazanacak ve Kozan'ın hak ettiği ama bugüne kadar gelmeyen hizmetlerini de hep birlikte Kozan'a getireceğiz. Evet, siz Gürdal Topal arkadaşımızı belediye başkanı seçeceksiniz. Ama ben de genel başkan olarak, Büyük Birlik Partisi genel başkanı olarak, Cumhur İttifakımızın 3 partisinden birisinin genel başkanı olarak bu hizmetlerin Kozan'a gelmesi için ve yapılması için sürekli Kozan'la iletişim halinde olacağız. Gürdal kardeşimizle iletişim halinde olacağız. Kozan'a geleceğiz. Kozan'a ne lazım bunları tespit edeceğiz. Ve inşallah önümüzdeki 5 yıl içinde bu hizmetleri Kozan'la, Kozan'la kardeşlerimizle buluşturacağız. Genel başkanım. Sayın genel başkanım. Sayın genel başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın rahmeti biraz bizim programımızı açılacak ama bugün ıslanacağız, hep birlikte ıslanacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart tarihinde yapılacak olan şehrimizin, şehrül eminin seçileceği seçimlerde hep birlikte ipi göstereceğiz Allah'ın izniyle. Gürdal Başkanım'ın sesi sizin sesiniz. Gözü sizin gözünüz. Aladağ gibi, Kozan'ın toprağı gibi tertemiz bir kardeşimizi çağırıyorum. Kozan Belediye Başkanı adayımız. İçinizden biri Gürdal Topal Başkanım. Buyurun başkanım. Her sesinize yer. Maşallah, helal olsun size. Yağmurun altında bile ıslanırız, bekleriz. Bekleyeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Selam olsun. Selam olsun. Kozanımızın yiğit evlatlarına selam olsun. Yörüklere, Farsaklara, Avşarlara, tüm Kozanlı halkıma saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çözüm üretecek,
31 Mart'ın zaferinin ayak sesleri. 31 Mart'ta diyorsunuz ki Kozan'ın altın çağı başlasın artık. Ben ve arkadaşlarım temiz bir siyaset, örnek bir siyasetçi, halka dayanan çıkar ilişkilerinden uzak, halkla ittifak kurmuş, sessiz çoğunluğun sesi olmak, Kozan'a siyasi bir ahlak, temiz, şeffaf bir yönetim iddiasıyla yola çıktı. Büyük Birlik Partisi, Türkiye'nin en temiz kadrolarının bulunduğu, rakipleri tarafından bile saygı duyulan bir siyasetçinin partisinden aday olmak bizler için bir şereftir, bir onurdur. Kozan'ın seçimlerine gelindiğinde, millete dayanmayan, Ankara'da oluşturulan pazarlıklara karşı çıktık. Gizli toplantılara, kirli ilişkilere karşı çıktık. Masa başında Kozan'ın nimetlerinin paylaşılmasına karşı çıktık. Bu harami düzeni değiştirmek için bir avuç gönüllü, samimi, dava insan arkadaşlarımla bu duruma hayır demek için, Kozanlılara yeni bir alternatif üretmek için, hak için, hakikat için, Allah için yola çıktık. Biz ısrarla Büyük Birlik Partisi'nin savunduğu değerleri savunduğumuzu, bizim kirli pazarlıklarla işimizin olmadığını, kendi yaptıkları ahlaksız pazarlıklarının hiçbirinin bizde olmadığını ifade etmeye çalıştık. Ben ve arkadaşlarım, Muhsin Yazıcıoğlu gibi topluma mal olmuş bir siyasi hareketin en küçük zedelenmesine ve yara almasına karşı çıktık. Şiddetle ve açık ve şeffaf bir şekilde milletimizin tabanıyla buluşmak için bu yola çıktık. Gittiğimiz her yerde, açıkça diyorum, gittiğimiz her yerde itibar ve saygı gördük. Çünkü biz Kozan'ın temiz siyasete ve siyasetçilere ihtiyacı olduğunu ifade ettik. Biz milletimizin ta kendisi olduğumuzu, milletimizin hizmetkarı olduğumuzu, Kozan'ın iyi projelere hak ettiği yerlere geleceğini söyledik ve ifade ettik. Büyük Millet Parti bizim evimizdir. Milletimizin son durağıdır. Milletimizin sesi soluğu olmaya devam edeceğiz. Kozan'ın içine düştüğü bu buhranlardan nasıl çıkacağının reçetesini ve çözümlerini üreteceğiz. Birilerinin çekişmesinden doğacak zararların milletimize fatura edilmesine karşı çıkacağız. Çünkü Kozanlı kardeşlerimiz bu durumu hak etmiyorlar. Değerli Kozanlı hemşehrilerim, hakikatin sesini bastıramazlar, halkın iradesini batıramazlar. Hiçbir vatandaşımızın, Kozan'ımızın bugünkü dramını, bugünkü yürek sızısını, bugünkü ecdat yadigarı Kozan'ımızı sahipsiz ve çaresiz zannetmesinler. İnanıyorum ki demokratik hesap zamanı geldiğinde Kozanlı kardeşlerimizin tokatını ensesine yiyecekler, geldikleri gibi gidecekler. Haksızlık karşısında susmayacağız. Kozan'ın yıllarını gasp edenlere bu Kozan'ı bırakmayacağız. Onların maskelerini hep birlikte düşüreceğiz. Onların oyunlarını hep birlikte bozacağız. Zalimlerin hesabına harıl harıl çalışanları, bu Kozan'ı bırakmayacağız. Bu cesaret bizde var. Bu kararlılık da bizde var. Bu adanmışlık da bizde var. Çünkü arkamızda Muhsin Başkan var, Rabbim var, Kozanlı kardeşlerim var. Bu
sahalardaydın. Bugüne kadar sahalardaydın. Bundan sonra da sahalarda güçlü ve kuvvetli bir şekilde sahalarda olmaya devam edeceğiz. İşte bu inançla, bu imanla bizde olduğu sürece elbette biz kazanacağız. Biz sefere çıktık. Bu seferin sonucu zafer olacaktır. Zafer inananlarındır. Zafer çalışanlarındır. Zafer, zafer mücadele edenlerindir. Zafer Büyük Birlik Partisi'nin olacaktır. Zafer Kozan'ın olacaktır. Evet, ıslanacağız. Islanacağız ki bu işin değerini iyi bileceğiz. Bugüne kadar sahalardaydık. Evet, hiç durmadık. Başkanım, yağmur bir şey etmez, rahmet. Sizin de Allah'ınıza kurban. Allah'ınıza kurban. Yağmur rahmet başkanım. Rahmetle geldik. Evet, rahmetle beraber geldik. İnşallah 31 Mart'ta 1 Nisan'da başlayacağız. Hemen hizmete kollarımızı sıvayıp başlayacağız. İnşallah, inşallah. Şimdi sahalarda geziyoruz. Esnaflara uğradık. Köylerimize gittik. Ve herkesle buluştuğumuzda artık şunu söylüyorsunuz. Yeter artık. Bekletme bizi diyor. Evet, bu meydanlarda bekletmeyeceğim. 21 gün kaldı. 21 gün sonra geliyoruz. Günber günber geliyoruz. Geliyoruz. 21 gün kaldı. Bekletmeyeceğim sizleri. Günber günber geliyoruz. Tekeli kardeşlerim el sallasın. Sayın Beylili kardeşlerim el sallasın. Tufan Beylili kardeşlerim el sallasın. Aladağlı, İmamoğlu kardeşlerim el sallasın. Tekeli kardeşlerim diyecekler ki Kozan için bir başkan seçmeniz lazım. Saydığım bu ilçeler. Kozan'ı hep beraber il yapacağız. İl ve onun için Kozan Belediye Başkanı çok önemlidir. Fekeli kardeşlerim, Sayın Beylili kardeşlerim, Tufan Beylili kardeşlerim. Onun için belediye başkanı çok önemlidir. Siz iş için ilk adım attığınız yer neresi? Kozan. Sayın Beyli'den ilk hastalandığınızda hastaneye geleceğiniz yer neresi? Peki çocuklarımızın eğitim görmesi için geleceğe ilk adım atacağı yer neresi? O zaman buradan tüm ilçelerime sesleniyorum. Gürdal Topal'a oy istesinler. Gürdal Topal Kozan'ı gerçek bir belediyeciliğe kavuştursun ve Kozan'ımız onlara abilik yapsın. İl olsun, il. İl gibi yaşayalım. İl gibi olalım ve Kozan il olsun artık. Bunun adımını atalım istiyorum. Davulla zurnayla il olunmaz. Onlara buradan mesaj gönderiyorum. Mesaj! Davulla zurnayla il olmaz. Hizmet yaparak il olur. Hizmet yapacaksın. Gençlerimize sahip çıkacaksın. İşsizlere iş imkanı sağlayacaksın. Hastanemizi daha güzel, daha güvenilir bir hastane yapacaksın. Yollarımızı yapacaksın. Ve bu şekilde o zaman il olursun. O zaman. Ve inşallah ben il olmak için Ankara'da yatacağım. Ankara'da bakanlığın kapısında, genel başkanlığın kapısında, cumhurbaşkanlığın kapısında Kozan'ın il olması için gecemi gündüzümü sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şimdi 1 Nisan'da matbataya aldığımızda benim, eşimin, tüm ekibimin mal varlığını açıklayacağız. Apaçık olacak. 5 yıl sonra da açıklayacağız. Ve şeffaf bir yönetim olacak. Şeffaf bir yönetim. Artık ihtiyacımız var. İhaleler açık olacak. Gelen giden bütçeler açık olacak. Herkesin ulaşılabilir bir belediyeciliği olacak. Ve inşallah birçok projelerimizi yaptık. Ben sadece
seçime 2 ay kala gelmedim. Ben Kozanlıyım. Ben evim burada, iş yerim burada. Ben yıllardır Kozan'da mücadele verdim. Geceliğin ben yatıyorum bu Kozan'da. Benim arabalarımın lastiği bu Kozan'da çukura düşüyor. Sizlerin makam arabalarıyla geliyorsunuz. Makam! Belediyenin araçlarını kullanıyorsunuz. Bu arabalarla yolu çukura düşersen bilmezsin bu insanları. Evet, benim çocuğum okuyor. Bu okullarda, bu kurslarda benim çocuğum okuyor. Geleceğin çocuklarını, gençlerini nasıl yetiştireceğimizi biz biliyoruz. Ama siz ne yapıyorsunuz? 2 ay kala gelip Ankara'dan pazarlık yapıyorsunuz. Mirasla bu iş olmaz. Mirasla olmaz. Kozan'ın içinde yetişeceksin. Ondan sonra geleceksin. Projeleri öyle üreteceksin. Ben 6 ay öncesinden, 1 yıl öncesinden, 5 yıl öncesinden Kozan'ın nasıl geliştireceğimizi, Kozan'ın bu çıkmaz bozuk yollarından nasıl kurtulacağımızın reçetesini ürettik. Ve dedik ki Aslat Çantiyesi'ni de yapacağız, kum ocağını da yapacağız, çocuklarımızın çok amaçlı salonlarını yapacağız dedik, cam teras yapacağız dedik, 3500 metrekare çocuklarımıza kapalı oyun parkı yapacağız dedik ve birçok projelerimi hazırladık. Ve dedim ki o asfalt çantiyesini kum ocağın yanına koyacağız. Artık yama yapmayacağız, yama yol yapacağız, yol! Yol yapacağız, yol! İnşallah. Biz de sizinle gurur duyuyoruz gençler. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Selamlarımı iletiyorum. Islanacağız. Beraber ıslanacağız. Beraber yöneteceğiz. Beraber Kozan'ı güzel bir geleceğe hazırlayacağız. Sizlerin sayesinde. Ben buradan sizlerin karar verdiğini görüyorum artık. Ama görevimiz bitmedi. Ben mahallelerde, mitinglerde, evlerinizde, toplantılarda hep konuşuyorum. Ben buradan mesaj vermek istiyorum. Ben artık sizlere görev vermek istiyorum. Sonuna kadar çalışalım. Ve biz hiç uyumuyoruz. Gece gündüz. Hepimize meclis üyesi adaylarımızı lütfen sahneye davet ediyorum. Evet. Şimdi ben görev veriyorum. Biz görevimizi yerine getiriyoruz. Siz de bulunduğunuz yerde arkadaşlarınıza, komşularınıza, köylülerinize Gürdal Topal'a oy isteyin. Artık herkes Gürdal diyor deyin. Herkes Gürdal desin. Köylülerden bizleri sevindiren arkadaşlar, kardeşlerim, abilerim selamlar diliyorum. Balkonlarda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gönülleriniz yeter. Gönül yolları yapmaya geliyoruz. Gönüllerinizi yapmaya geliyoruz. Saygılı, aşçan, esnaf. Osman, koca kaplan, esnaf. Anons ettim meclis üyelerimiz sahne aşağısına alalım. Diğer meclis üyelerimiz gelsin. Ahmet Kara, işçi, emekçi. Hakan Kindan, işçi, emekçi. Mehmet Korkmaz, çiftçi. Zahit Ateş, öğrenci. Canan Ural, büro asistanı. Bestami Erbüken, çiftçi. Peker'in Kozan'daki kızı Ayşe Kızılkaya. Haşim Hoşça, esnaf. Kıymetli misafirler, isminizi zikredip dinleyelim, aşağı insinler lütfen. Ali Tunç, Ziraat Yüksek Mühendisi. Hasan Toklu, çiftçi. Ömer Küçük Akçalı,
girişimci Hüreyra Çakıcılı, İshak Topaloğlu çiftçi, Kadir Karakoç esnaf, Enes Şahin iş insanı makine teknikleri, Abdullah Kesilmiş harita teknikleri, Büşra Gündal ziraat yüksek mühendisi, Bülent Damar iş insanı, Ahmet Batuge muhasebeci, Murat Yıldırım iş insanı, Veysel Şakir işletmeci, Atalay Özer iş insanı,